استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, bugün sohbetimizi, dersimizi inşallah hızla yaklaştığımız kurban ile, kurban bayramı ile alakalı yapmak niyetindeyiz. Zira artık şu andan itibaren kurban atmosferine, kurban havasına girilmiş bulunuyor. Meydanlarda, boş arsalarda kurbanlıklar içtima etmeye başladı. Bu vesileyle bu konuda söylenmesi gereken, hatırlatılması icap eden, açıklanmamış, kapalı kalmış bazı konuları, mevzuları, hususları bugünkü dersimizde ezan-ı Muhammediye kadar arz etmeye çalışalım. Hak Teala bizi razı olduğu ameller işlemeye muvaffak eylesin. Çok işler yapıyoruz ama Allah'ın rızasına muvafık mı değil mi? Esas olan budur. Onun için dualarımızda ya Rabbi bizi razı olduğun amellere muvaffak eyle demek lazım. Razı olduğu. O razı olmayacaksa benim yapmamın bir kıymeti yok. Peki, o halde bu husustaki Kur'an'dan ve sünnetten aldığımız ve bütün konuşmalarımızda, çalışmalarımızda en sağlam senet olarak, yanılmaz, şaşırmaz, sapıtmaz, en sağlam senet olarak Allah'ın kelamını, Resulü'nün sünnetini arz etmeye çalışacağız. Şimdi önce okuduğum, biraz evvel okuduğum ayet-i kerimedeki manaları arz edeyim, sonra teferruatına geçeyim. Evvela şöyle düşünmek zorundayız. Hani düşünce diyorlar ya, şimdi günümüzde de en çok konuşulan bahislerden birisi bu, düşünce. Düşünce hürriyeti diyorlar, düşünce özgürlüğü diyorlar. Düşünce konusu bugün hala dünyada da, Türkiye'de de gördüğünüz gibi günün konusunu teşkil ediyor. Zira düşünmek, düşünmek veya düşünebilmek İnsanları hayvanlardan ayıran en ciddi özelliklerden birisi. Hayvanlarla insanları ayıran özellikler var. Bunlardan bir tanesi de düşünmek, düşünebilmek. Yani insanın aklını, zihnini, beynini işletebilmesi, çalıştırabilmesi, üretebilmesi, düşünce üretmek, fikir üretmek. Nasıl ki bir dinamo enerji üretiyor, İnsanın kafası da fikir üretecek, düşünecek. Düşünmeyen kafayla öküzün kafası aynı şeydir. Sığır başı ile insan başı arasında tek fark düşünebilmesidir. Ama düşünce deyince tabii bir Müslümanların düşünce tarzı var. Bir de Müslüman olmayanların düşünce tarzı var. Bir peygamberin düşünmesi var. Bir de filozofların düşünmesi var. Filozofun düşünmesiyle, yani felsefeci diyoruz, felsefe. Felsefeyi
felsefe üreten adama da ne diyoruz? Filozof. Filozofun düşünce tarzıyla Allah'ın gönderdiği nebilerin düşünce tarzı aynı olur mu? Olmaz. Filozof, aklına, zihnine, beynine ne gelirse düşünen ve düşündüğünü söyleyen, hak mı batıl mı, doğru mu yanlış mı, o pek mühim değil, düşünebildiğini söyleyen ama muteber veya değil, o mühim değil, düşündüğünü söyleyen ama peygamber, o da düşünen bir insan olduğu halde Allah'tan aldığı gibi, Allah'tan geldiği gibi, Allah'ın verdiği gibi düşünen. Bakın çok fark var burada. Filozofla peygamber arasında çok muazzam fark var. Filozof düşünürken hiçbir sınıra, hiçbir disipline bağlı değil. Hiçbir kalıba girmiyor. Ama peygamberin düşünmesi, düşündürmesi doğrudan doğruya Allah'ın talimiyle, Allah'ın vahyiyle, Allah'ın ikazıyla, Allah'ın işaretiyle. Tabii ki filozofların bir söylediğini arkasından gelen öbür filozof tekzip ediyor. İsabet yok bunda diyor. Lakin felsefede biliyorsunuz bir sonra gelen filozof bir evvelki filozofu ne yapmıştır? Yalanlamıştır. Çürütmüştür. Ama hiçbir peygamberler tarihinde hiçbir peygamber kendinden evvelki peygamberi siz söyleyin tekzip etmemiştir. Hep doğrulamıştır. Musaddikan lima beyne. Yani evvelki peygamberi tasdik ederek geliyor. Arada hiçbir tekzip yok. Sebep Allah'ın vahyine dayanmalarıdır. Şimdi biz Müslümanlar olarak tabii düşünürken örneğimiz, modelimiz, numunemiz ne olacak? Hazreti Peygamber olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi konuda olursa peygamber Allah'ın kelamı, Resulünün sünneti çerçevesi içinde düşüneceğiz. Canım düşün de nasıl düşünürsen düşün. Hayır, işte o zaman filozof olursun. Saçma, sapan, yok doğru, yanlış, hatalı, isabetli, isabet olmaz. İnsanın beyni, zihni yorulur. Yazık, niye boşuna uğraşayım en doğrusu önümdeyken? Niye dolaşayım en düzgün yol varken? En düzgün yolu, en kestirme yolu, en müstakim yolu. Peygamberler göstermiş, Allah peygamber göndermiş, peygamber göstermiş, bitti. Niye ben dolaşayım, niye emek sarf edeyim, niye enerji boşuna uğraşayım? Yani peygamberlere tabi olanların davranışlarında, düşüncelerinde kesinlikle isabetsizlik olmaz. Hani yanlış bir yola girersin, gidersin, 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 çıkmaz bir sokak olur, haydi dön geriye, ömrün boşa geçer. Ama peygamberin yoluna gidersen vallahi çıkmaza saplanmazsın, doğru cennete. Onun için peygamberler çok mühim. Onun için farkındaysanız Avrupa çıkmazdan çıkamıyor. Çünkü Avrupa'da bir tek peygamber çıkmamış. Bütün peygamberler nereden çıkmışı söyleyin? Doğudan. Şark diyoruz. Şark, şark. Şark ne demek? Güneşin doğduğu yer demek. Garp ne demek? Garp siz söyleyin. Güneşin battığı yer. Avrupa'dan bir tek peygamber çıkmamış. Hep bütün filozoflar batıdan çıkmıştır. Onun için batı hala çıkmazda, saplantıda. Onun için hala batıda insanlık yok, merhamet yok, muhabbet yok, namus yok, ırz yok, şeref yok. Dünyanın en şerefsiz insanları Avrupalılardır. Çünkü erkek erkeğe cinsi temas yapıyorlar. En şerefsiz. Hayvanlar arasında erkek hayvanın erkek hayvanla cinsi ilişkiye geçtiği kainatta görülmemiş. Ama Avrupa'daki şu anda erkeklerin 100 kişide 46'sı bunu işliyor. Var mı şerefsiz söyleyin. Şeref var mı? Mesele bitmiştir. Dünyanın en şerefsiz ve namussuz insanlar Avrupalılar. Hristiyan Avrupalılar. Ama işte kendileri bir silah yakalamışlar. Bu silahın adına ne diyorlar? Teknoloji. Onunla dünyanın en namuslu, en dürüst, en mazlum insanlarını kıtır kıtır kesiyorlar. Teknoloji. Alemi İslam'ın da en büyük eksiği bu. En büyük felaketi bu. Teknik, teknik, teknik. Onu alamamış. Vaktiyle onun tezgahını kuramamış. Fabrikayı kuramamış. Sistemi kuramamış. Silahı Avrupa'dan, Amerika'dan alacaksın. Motoru onlardan, tankı onlardan, tüfengi onlardan, efendim tayyareyi onlardan. Felaket bu. Bu silahı, teknolojiyi ne yapıp yapıp, ne edip edip bu şerefsiz Avrupalıların elinden almamız ümmeti Muhammed'e farz mı değil mi? Vallahi farzdır.
Bundan daha mühim şey yok. Bak İran biraz kıpırdadı, çalıştı, çabaladı. Nükleer dedikleri bir güç var dünyada. Nükleer güç. Dünya var mı içinizde? Nükleer güç. Atom dediğimiz şey. Uranyum madeninden üretiyorlar nükleeri ve atomu. Uranyum. Allah bu madeni toprağın içine gömmüş. Uranyum. Uranyum 235. Hani onun fizikte, kimyadaki adı. Onu çıkartıyorlar. Ondan nükleer enerji hasıl ediyorlar. Oradan da atom bombası yapıyorlar. İran tam bu noktaya gelmişti ki İsrail'in güvenliği tehlikeye giriyor diye koskoca Amerika hemen devreye girdi ve İran'ın tepesine bindi. Aslında Amerika'nın İran'la bir alakası yok. Amerika'nın bulunduğu toprak, yani coğrafya İran'a o kadar uzak ki, arada 8000 kilometre var. 8000 kilometre. Yani Amerika ile İran'ın bir alakası yok. Peki daha niye bu kadar baskı, ambargo, boykot? Niçin? Ne var ara yerde? İran'a en yakın yerde kim var? İsrail var. Bütün mesele onun güvenliğini korumaktır. Amerika şu anda tümüyle vallahi İsrail'in uşağıdır, köpeğidir şu anda. Düşünün, bir avuç Yahudi 200 milyon nüfusu olan Amerika'yı köpek gibi kapısına bağlamış. Ambargo İsrail için konuyor. Yoksa elinde dünyanın en büyük silahı bile olsa İran olduğu yerden Amerika'yı batırabilir mi, batıramaz mı? Batıramaz. Amerika nerede, İran nerede? Ama İsrail İran'ın burnunun dibinde. Onu korumak için bunu yapıyor. İşte biraz kıpırdayınca tabii çile başlıyor. Biraz teknoloji, biraz kalkınma, biraz büyüme, biraz silahlanma, biraz teknik imkanları ele geçirmeye başladınız mı, işte başınıza bakın neler geliyor. İhtilaller, inkılaplar, devrimler, belalar, terörler, anarşiler, daha olmadı o ülkeye savaş ilan ediyor. Çok çetin bir davamız var. Müslümanların davası kadar çetin, zahmetli bir dava kalmamış dünyada. Ama inşallah Müslümanlar bunu başaracak. Başka çareleri kalmadı. Ya dünyadan yok olacaklar ya bu silahı ele geçirip var olacaklar. Başka çareleri kalmadı. Düşünce tarzımız bizim Müslümanca olacak. Allah'ın Resulü nasıl bize düşünce tarzı, şekli göstermişse ona göre düşüneceğiz. Düşüncelerimiz ve davranışlarımız Kur'an'a ve sünnete uygun olacak. Bizi Kur'an bağlıyor. Mesela şimdi hemen konuya giriyorum. Şimdi sadece kurban değil, hayvanlardan istifade etmek istediğimiz zaman, canlı hayvanlar, bunlar yürüyor, dolaşıyor, yaşıyor. Bu hayvanlardan istifade etmek istediğimiz zaman düşüncemiz, inancımız, davranışımız ne olacak? Demin dedi ki Kur'an'a uygun olacak. Şimdi Kur'an ne diyor? Hemen ayet okuyorum. Ve la te'külü, Arapça ne demek? Yemeyiniz. Bak lam elif var başında. Ve la te'külü, yemeyesiniz. Yemeyiniz. Mimma lem yüzker ismullahi aleyh, kesilirken kasten Allah'ın isminin unutulduğu, Allah'ın ismi söylenmeden, okunmadan kesilen hayvanların etinden zerre yemeyesiniz, sizi azabın altına alırım. Azap olur. Keserken Bismillahi, Allahu Ekber demeyi terk etmişse bir adam, kasten demiyor bunu. Bismillahi demeden kesilen hayvandan ve la te'külü ne demek? Yemeyiniz. Şimdi Allah resmen müdahale ediyor. Nerede? Kur'an'da. Hangi surede? En'am suresi 121. ayet. Tapu senedi gibi. Senet bu. Yersek ne olur ya Rabbi? Hemen cevap geldi. Ve innehu lefiskun. O bir günahtır, haramdır. Bu günahı işleyenleri cehenneme atarım. Cevap geldi. Demek ki bunun sebebi ne, hikmeti ne? Yani niye Bismillahi, Allahu Ekber demek burada farz, şart? Demeden de kessek ne olur? İşte efendiler, bütün mesele burada. Müslümanın tavrı, Müslümanın tarzı, Müslümanın davranışı buradan diğer insanlarınkinden ayrılıyor.
Müslüman olmak bir ayrıcalıktır. Müslüman olmak farklı düşünmektir, farklı yaşamaktır. Farklı yaşamak. Yani Müslüman olmakla olmamak arasında işte bunlar var. Bunlara dikkat etmek icap ediyor. Bismillahi Allahu Ekber. Allahu Ekber denmese de fazla önemi yok ama Bismillahi şart. Niçin? Bunun sebebi hepimizin bilmesi gereken, her Müslümanın bu hikmeti, bu sebebi bilmesi gerekiyor. Şart bu. Bunun da tabii sebebi hepimizce bilinmesi gerektiği gibi, yeryüzünde ne kadar mahlukat, yani yaratılmış varlıklar varsa, bunları yaratanın Allah olduğuna biz ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Yani müminin zaten diğer insanlardan farkı bu. Yeryüzünde canlı cansız, gözle görülen görülmeyen, sayısı Allah'a malum, bize malum değil. Bütün bu mahlukatın ve varlıkların yaratıcısı, sahibi, halikı, hakimi, maliki kimdir? Allahu Azimüşşan'dır. Bu temel itikadımızın birinci maddesidir. Allah yaratmıştır. İkinci maddesi, hemen birincisi yaratmış olması. İkinci maddesi, yarattığı mahlukat üzerinde, yarattığı mahlukat üzerinde dilediği gibi hüküm koyma, dilediği gibi kanun koyma, dilediği şekilde karar verme yetkisi kime aittir? İşte bu da ikinci temel iman. Allah bütün mahlukatın yaratıcısıdır diye inansa da, ondan sonra da bu yaratıcı olan Allah yarattıklarına karışmamalıdır derse, bu adam ne olur? Mutlak kafir olur. Allah'ın varlığına inanıyor, yaratıcı olduğuna inanıyor, fakat yarattıklarına karışması, müdahale etmesi hususunu kabul etmiyor. İşte burada Allah'a inanmamış gibidir. Bu itikadını, bu inancını ortaya koyması için eşyaya, maddeye, mahlukata bir Müslüman müdahale ederken, daha müdahale etmeden önce ne söylemesi lazım? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın, besmele nedir besmele? Bu çok mühim bir mesele. Allah'ın hakimiyetini, yarattığı mahlukat üzerindeki istediği gibi tasarruf etme hakkını, o işi yapmadan çektiğin besmeleyle ne yapmış oluyorsun? Tasdik etmiş oluyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Suyu içerken, ekmeği yerken, elbiseyi giyerken, evine giren, ne yaparsan yap, hep besmele. Her konuda, tabi sadece haram olan şeylere besmele çekilmez, çünkü o haramda da Allah'ın yasağı var. Yine Allah'la alakalı bir hadise. İşte kurban da, hayvan da çok önemli bir varlık olduğu için, yeryüzünde insan hayatının temel gıda maddelerinden birisi, protein, hayvan da bunun deposu olduğu için, onu keserken rastgele kesemesin, başkasının adına kesemesin, başkasının namına kesemesin, onu yaratan kimse ne yapacaksın? Onun adına keseceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kimse bir hayvanı keserken kasten Bismillahi kelimesini terk ederse, bu hayvan dört mesele göre leş olur, ondan zerre yemek caiz olmaz. Bak, hayvan aynı hayvan ama yenmemesinin sebebi işte bu hadise. Bunu söyleyecek. Kesmeden önce bunu söyleyecek. Bunun da hikmeti dedim. Yaratanın tasarruf hakkını, yaratanın o yarattığı varlık ve mahluk üzerindeki hakimiyetini, sahipliğini ispat etmek. O da Bismillah ile olur. Bismillahi Allahu Ekber. Bu noktayı açıkladıktan sonra bir diğer ayette bakın, yani bu hadiseyle iman arasındaki bağlantıyı da ifade ediyor. Fekülü mimma zükiresmullahi aleyh. Bak burada da külü ne demek? Yiyiniz. Mimma zükire, zikredilmiş olan. Ne zikredilmiş? İsmullahi. Kesilirken Allah'ın ismi zikredilmiş olan hayvanlardan rahat rahat yiyin. Bakın deminki yasaklıyordu. Bu ne yapıyor? Bu da emrediyor. Müsaade ediyor. Hemen arkasına bir şart koşmuş Rabbimiz. İn kuntum bi ayatihi müminin. Eğer Allah'ın ayetlerine imanınız varsa, eğer müminseniz, Allah'ın ayetlerini, kitabını, ahkamını tasdik ediyor, iman ediyorsanız, ancak üzerine kesilirken Bismillahi denen hayvanın etinden yiyin. Başka yemeyesiniz.
Bu da işi böyle açıklıyor. Bunun dışında yapanlar mı var? Vakit çok çabuk geçiyor. Konular fazla. Hangisini öne alayım, hangisini sona koyayım diye sıkılıyorum. Önümde çok not var. Allah'ın adına kesmeyenler mi var hocam? Yani illa bu noktaya ağırlık verilmiş. Var tabii. Bakın Kur'an'da bunun da bir örneğini arz edip geçeyim. Biliyorsunuz Kur'an Firavun ile alakalı çok ayetler indirmiş. Firavun, hepimizin bildiği, duyduğu gibi. Firavun'la da mücadele etmek üzere kimi göndermiş? Hazreti Musa'yı. Sallallahu aleyhi ve sellem, büyük peygamber. Mücadele çeşitli safhalardan geçmiş. Önce mücadele Hazreti Musa ile Firavun arasında mücadele çeşitli sahnelerle, safhalarla devam ederken Kur'an bunlardan bir tanesini sihirbazlarla ifade ediyor. Önce Firavun hakimiyetini, üstünlüğünü göstermek için Hazreti Musa'ya karşı kimi kullandı siz söyleyin? Sihirbazları. O zamanın en mütekamil fenli sihirbazlıkmış. Dünyanın en dehşetli, insanın anında gözünü perdeleyen ve insanı şaşkına çeviren sihirbazların yoğun olduğu bir zamanmış o zaman. Ve Firavun daima üstünlüğünü bunlarla ispat edermiş. Yani sihirbazlarını sahneye çıkartıyor, onlara gösteri yaptırıyor, o sihirbazları görenler ya bu Firavun asla yıkılmaz, devrilmez zannediyor. Bu Firavun çökmez. Böyle bir gösteri yapıyor. Bunun için de sihirbazları kullanıyor. Hazreti Musa'yı Cenab-ı Hak öyle bir güçle, öyle bir kuvvetle gönderdi ki eline bir asa verdi. Sopa. Asa. Asa-yı Musa. Hani kitaplarda. Hazreti Musa'nın asası. Şimdi sahne açıldı. Bütün sihirbazlar Firavun'un meydana toplandı. Hazreti Musa tek başına sahada, sahnede. Bakınız şimdi ne oluyor. فَاَلْكَوْ حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ Sihirbazlar, yani Firavun'un sihirbazları فَاَلْكَوْ attılar. Atmak yani elinden meydana attı, atmak. Attılar. Neyi hibalehum? Ellerindeki ipleri. Normal sicim, ip. Bildiğimiz yük bağlamak için kullandığımız ipleri attılar. Ve asiyyehum normal değnek, sopa. Sopalarını sihirbazlar, iplerini böyle meydana attılar. Atar atmaz bu ipler ve sopalar korkunç yılan oldu. Yılan böyle kaynıyor, zıplıyor, hopluyor sopalar. Nasıl yapmışlar? İpler böyle canavar gibi yılan olmuş. Firavun sihirbazları bunlar. Ama dikkat edin, burada şimdi esas nokta çok önemli. Bu sihirbazlar ellerindeki iplerle sopaları atarken vekalu şöyle diyorlardı, yani ağızlarından bir şey söylüyorlar. Vekalu bi'izzeti firavune, firavunun şerefine atıyoruz diyorlardı. Yani firavunun hakimiyeti adına biz buradayız. Yani sopayı ve ipi atarken sessiz atmıyor. Ne diyor? Firavunun şerefine. Hani af buyurun, şarap içerken bardakları kaldıranlar ne diyor? Şerefe. Korkunç. Bu adamların hepsi şerefsizdir. Allah'a isyan eden adamda şeref var mıdır? Daha hangi şerefe kaldırıyorlar bu soytarılar? Şerefsizliğe demesi lazım. O kadehleri kaldırırken şerefsizliğe diye kaldırması lazım. Tam aslında şerefe diyor. Kur'an-ı Kerim'e göre vallahi Allah'a isyan edenin santim şerefi yoktur. İsyan ederken Allah şerefi onun üzerinden almıştır. Bunu Kur'an söylüyor. Hangi şereften bahsediyorlar? Firavun'un bu korkunç sihirbazları da vakalu dediler ki bi izzeti Firavun, Firavun'un izzetine, Firavun'un şerefine biz bu ipleri atıyor, sihir yapıyoruz dediler. Demek ki bakın burada bu sihirbazlar, bu kişiler bu ustalıklarını, bu sihirbazlıklarını, bu numaralarını, bu şovlarını kimin adına yapıyorlar? Ha, işte Müslüman da kurbanını keserken kimin adına kesecek? Allah adına. Firavun yok. Hakimiyet Allah'ındır. Ama burada bir izzeti firan, hakimiyet Firavun'undur diye atmışlar. Demek ki her besmele çekerken,
her kurban kesip de Bismillah derken hakimiyetin mahlukatın üzerinde hüküm koyma, kanun koyma, karar verme yetkisinin, selahiyetinin Allah'a ait olduğunu resmen tasdik ediyoruz. Öbür türlü olanlar da öbür türlüyü tasdik ediyorlar. Bir izzeti Firavun diyor. Firavun'u tasdik ederek yapıyorlar. Biz ise Allah'ı tasdik ederek yapıyoruz. Onun için hayvan keserken Bismillah demek şart, farz. Kasten terk etse yenmez, leş olur. Ve bundan dolayıdır ki Müslümanların hayvan kesmeleri ve kestikleri hayvanlardan yemeleriyle ehli küfrün, Müslüman olmayanların kestiği ve etinden yediği tavır tamamen buradan değişiyor. Bir mana itibariyle buradan çıkıyor. Mesela bakın ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا şu kafir olanlara dikkat edin. Ne yapıyor bunlar? يَتَمَتَّعُونَ dünyayı sömürüyor. Temettü demek menfaatlenmek, sömürmek. Dünyada ne varsa topluyor, yiyor, alıyor, yığıyor. Temettü Arapça. Daha وَيَكُلُونَ mutlaka yiyorlar. Restoranlarda, lüks lokantalarda, beş yıldızlı otellerde ehli küfür, vellezine keferu. Allah kafir diyor bunlara. Yiyorlar. Ne biçim yiyorlar? Bakınız Allah aşkına ayete. Kema te'külül en'am. Ne demek? Hayvanların yemesi gibi yiyorlar. Hayvanların yemesiyle kafirlerin yemesini Allah aynı anlamda ifade ediyor. Bakınız. Kema te'külül en'am. En'am hayvan demek. Hayvanların yemesiyle kafirlerin yemesi arasında hiçbir fark yok. Ya nasıl fark yok hocam? Hayvanlar çayırda, tarlada, merada, bayırda, insanlar lüks lokantada. Gaye o değil. Yemesinden gaye ne bu kafirin yemesinden? Allah'a ibadet yok, besmele çekmemiş, dua etmemiş, Allah'ın hakimiyetini tanımamış, nefsine yiyor, keyfine yiyor, zevkine yiyor. Hayvandan farkı işte gayesi olmadığı için. Fark burada. Kafirin yemesiyle Müslüman yemesi arasında ne var? Bismillahirrahmanirrahim diye başlamak var. Müslümanlar ne kadar meseleler iç içe geliyor görüyor musunuz? Çok mühim itikadi meseleler bunlar. Bunları arz ettikten sonra şimdi gelelim kurbana. Böyle bir mana ve itikat içinde, yani bu anlattığım şeyler biliyorsunuz iktisadi olmaktan çok nedir? İtikadidir. İtikatla alakalı bir şey. Yani hayvan her ne kadar hayvansa da ona yapacağımız müdahale, ondan istifade etmek istediğimiz zaman onun üzerinde bir operasyon, yani bir ameliye, bir fiil, bir eylem, bir işlem yapacağımız zaman kimin adına yapmamız lazım? İşte Bismillahirrahmanirrahim. Allah adına yapmamız lazım. Bu böyle olmazsa o hayvandan faydalanmayı Allah bize yasak ediyor. Bütün mahlukat da böyle. Bunun sapıkları var, çarpıkları var. Düşünün mesela şu anda Hindistan, zaman zaman söylüyorum Hindistan'da bugünkü sayımlara göre, nüfus sayımlarına göre Hindistan'da şu anda 700 milyon insan varmış. 700 milyon ha. Yanlış anlamayın. 700 milyon. Tamamen Hindu. Tamamen Hindu, Hindu. Hindu diye bir din var. Ki yabancı kaynaklarda Budizm diye geçiyor. Budizm. Buda diye bir zata, şahsa inanıyorlar. O Buda adındaki Budha yazıyor. Budha. Buda adındaki kişi sığır dediğimiz hayvanı kesmemiş, yememiş, kullanmamış diye bu 700 milyonluk Hindular sığırlara asla dokunmuyorlar. Kesmek yasak, yemek yasak, almak yasak, satmak yasak. Hindistan'da inekler, öküzler, sığırlar yani sığır cinsi böyle salla seyip 24 saat gezip tozuyorlar. Dokunmak yasak. Dokunan öldürülüyor derhal. Biliyorsunuz bunları. Dünya Gıda Örgütü'nün tespitine göre bundan birkaç sene evvel, tabii şimdi kim bilir ne kadar oldu, 286 milyon inek dolaşıyor caddelerde diyor. 286 milyon inek. Kesmek yasak, yemek yasak. Adamlar da acından geberiyor. Kendi eceliyle ölüyor, öbür tarafta da Hindu acından ölüyor. Lan kessene hayvan, bu niye bakıyorsun bu hayvana? Ama işte inanmış. İtikat meselesi. Bak biz de itikat ediyoruz. Kesemiyoruz Allah'ın ismi olmadan. Ama o sapık. Halbuki diyor Gıda Örgütü'nün tespitine göre bu kadar sığırı kesip kavurma yapsalardı, kavurma yeryüzündeki bütün
et bulamayıp da açlıktan, etsizlikten, gıdasızlıktan ölen Afrika'da dahil bütün dünyanın açlarını 3 sene beslemeye kafiydi. Ama orada hayvanlar telef boşuna ölüyor. İtikat bozuk. İtikat deyip geçmeyin. İktisadın da önünde itikat var. Onun için itikadi yönünü kurbanın öne aldım bu sohbette. Biz de onun için Allah'ın adı olmadan kesemiyoruz, kesmeyeceğiz. Ve keserken bu hususa, bu noktaya dikkat edeceğiz. Şimdi, kimlerin kurban kesmesi noktasında bazı tereddütler var, onu arz edeyim. Efendiler, çok kısa, vaktimiz azaldı çünkü. Kurban kesmesi gereken insanlar kimler? Kim kesir? Yani Allah kimin kurban kesmesini istiyor? Sayayım. Evvela Müslüman olacak, öyle mi değil mi? Müslüman olmamış bir adam 100 milyon koyun kesse bir kurban sevabı alamaz. Bu sıfat olacak. Kimlik. Sen kurban kesiyorsun ama kimsin? Papazım ya Rabbi, senin kurbanın yok. Senin sevabın yok. Patrikim ya Rabbi, yok. Müslim, Müslüman olacak. Bütün kitaplar böyle yazar. İki, kurban kesmeye muktedir olacak. Bak muktedir yani kudret. İktidarı olacak, gücü yetecek. Bunlar üçüsü nedir? En kestirme olarak söyleyeyim. Kurban günleri biliyorsunuz kaç gündür, siz söyleyin. Hayır, hayır. Bak bayram günleri başka, kurban günleri başkadır, bilmiyorsunuz. 3 gündür ya. 4. gün bayram ama kurban kesmek yasak. Kesilmez. 4. güne kurbanını bırakanın kurbanı kurban olmaz. Kurban günleri 3 gündür. Onun için 1., 2., 3. günlerde, dolayısıyla bu üç gün içinde bir Müslümanın buluğa erdikten sonra, ne demek buluğa ermek? 15 yaşını ikmal etmek demektir. 15 yaşını ikmal ettikten sonra bu kurban bayramının 1., 2., 3. günlerinde 80 gram altını satın alacak kadar elinde, avucunda, kıyıda, köşede parası varsa bu kişi kurban kesmekte mükelleftir, kesmese cehennemliktir. 80 gram altın ne yapar siz söyleyin? 40 milyon, 40 milyoncuk. Para değil bugün 40 milyon yani. Paramızı ne hale getirdiler adamlar, görüyorsunuz. Evvelsi gün bir kardeşimiz bir kurban aldı burada. 80 milyon verdi bir sığıra ya. Eskiden 2 tane apartman alıyordun. Şimdi bir inek alamıyorsun, görüyor musun? Bakın inekler bizi ne hale getirdi, inekler. Korkunç. Demek ki 80 gram altın alacak iktidarın var mı arkadaşların? Ha senin de varsa, hanımın da, hanımının kolunda, göğsünde, parmağında, çekmecesinde, efendim çeyizinde, sandığında 80 gram altın veya o kadar altını alabilecek bir para varsa, yani 40 milyon, hanımın da kesmekle mükelleftir, o da kesmese cehenneme gider. Hanım, yani hanımın iktidarı var, senden ayrı onun da iktidarı var, senin de var, onun da var. Hatta 15 yaşını ikmal etmiş çocukların varsa, onların da sağdan soldan kazandığından hediye, ikram, paralar toplanmış 40 milyonu buluyorsa, erginlik çağına da girmişse, o çocuğun da ne yapması lazım siz söyleyin. Onu da kesmesi lazım. Ne bakıyorsun? Görüyor musunuz? Yani çocuklarınızın da bağımsız, kendisine ait, kendi hesabına, kendi kitabına, kendi kaydına, kendi başına o miktar parası varsa çocuklarınız da vallahi kesecek. Şimdi böyle yapılıyor mu, yapılmıyor mu siz söyleyin. Yapılmıyor böyle işte. Bir şey uydurmuşlar. Efendim diyor, hocam diyor, geçen sene diyor hanım için kestim, bu sene de diyor kendim için keseceğim. Vallahi ahmaklıktır bu. Ya geçen sene efendim hanımın için kestiysen, hanımının diyoruz 80 gram kadar altını ve o kadar altın alabilecek bir parası, maddesi var tabii diyor, belki 200 gram bile altını var. E o zaman o kesecekti, sana ne ondan? Sen borçlu kalmışsın. Sen borçlu kalmışsın. Yani kimin kurban almaya iktidarı varsa Allah kurbanı ondan istiyor. Bu da kadın fark etmez, erkek fark etmez. Eder mi? Etmez. Buluğa ermiş çocuk Ahmet fark etmez, Mehmet fark etmez. Babası da keser, oğlu da keser. Yeter ki 80 gram altın almaya muktedir olsun. Bakın ölçü çok basit ya. Yanlış anlamıyorsunuz. Onun çocuklarınıza da ikaz edin. Yani kenarda, köşede, bankada, şurada, burada
80 gram altın almaya muktedir olacakları kadar bir para varsa ve Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü günü o para ellerindeyse, kurban kesmezlerse vallahi mesul olurlar. Bak söylüyorum buradan. Söylemedi bu hocam yersiniz. Onlar da sıvıra ortak olacaklar çocuklarımızdan. Ama daha büluğa ermemiş, ona tabii zaten para verilmiş olmuyor. O para babanın üstünde, annenin üstünde, müşterek paraysa o ayrı. Ama çocuğa mahsus, bağımsız çocuğun parası, onun adına. Ona dokunamıyorsun, izin alamıyorsun, oğlun vermiyor, o kendi parası. Ha kesecek. Kesecek. Bir sene ona keseyim, bir sene buna keseyim, bu tamamen uydurmadır. Kitapta yok böyle bir şey. Acaba bu nokta anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Anlaşıldı. Şimdi buraya geçiyoruz. Kimlerin kurban keseceği noktası böylece sübut etmiş, yani sabit olmuş oluyor. Gelelim kurbanın kesilmesine ve kurban üzerinde tasarruf etmeye. Kurban üzerinde eğer koyunsa, keçiyse ancak onun üzerinde kaç kişi tasarruf edebilir? Bir kişi. Cebimize rahmet. Sığır ve deve ise manda, öküz, inek, camuz yani sığır neyse bir de deve ise bunlar üzerine kaç kişi tasarruf edebilir? 7 kişi. 8 olamaz. Allah sınırlamış. 7'yi geçmeyeceksin. 7'den başka olur mu? 7'ye kadar hangi rakam olsa olur. 1, 2, 3, 4 1'in 2'den farkı yok, 2'nin 1'den farkı yok, 3'ün 5'ten, 5'in 4'ten hiç farkı yok. Bu da rakam oyunu yapmayalım. Hocam 5 ortak oluyormuş da 6 olmuyormuş. Hangi cahil söylüyor? 6'nın ne günahı var? İmanın şartı 6. 6 kötü olsa imanın şartı olmaz. Ya bu millet niye bu kadar basit şeylerle uğrayamıyorum ki yani. 7'ye kadar yani azamiyi söylemiş. 7'yi geçmeyeceksin. Hocam bazı cahillerde kesmede koç kesecek ya falan. Yok yok, koç kesme yahut koyun kesme şartı yok. Yeter ki bir yaşını ikmal etmiş olan koyun. Bir yaşını ikmal etmiş olması şartı var. Başka bir şey yok. Efendim boynuzlusu da, boynuzsuzu da, koçu da, koyunu da. Ama peygamberimize tıpatıp benzemek istiyorsan, peygamber koçtan başka bir şey kesmemiş. Koç, o sünnette koç var. Ama koyun, o bir sınır yok, yani bir şart yok. Şart yok. Şurada bir kardeşimiz sormuş. Efendim, kurbana ortak olanlardan bir tanesi utanma belası, yani istemediği halde demek ki bir utanmaktan dolayı giriyor, yani kalben gönlü razı olmadığı halde bu adam kesmiyor demesinler diye giriyor, ibadet niyetiyle değil de utanmak niyetiyle. Bak burada yazıyor, bu adam diyor diğerlerine ortak olsa bu kurban ne olur? Hepsinin kurbanı batıl olur, kesmemiş olurlar. Gönüllü olacak bir, ibadet maksadıyla ortak olacak iki, efendim işte ben de girmiş olayım fırsat bu fırsat ya, evime biraz et, gerçi şimdi kurban etleri kasap etlerinden daha ucuz değil, yani bugünkü fiyatlara göre etin kilosu, biz hesapladık kurban olarak kestiğin etin kilosu 300 bin lirayı geçiyor, pahalı. Yani fırsat varken ben de et alayım diyen yok şimdi yani. Kasapta daha ucuz çünkü. Kurbanlık pahalı. Ama bakarsın böyle bir ahmak çıkabilir. Efendim fırsat var, 400 kiloluk bir sığır çıktı. Ben de ortak alayım da biraz fazla evime kavurmalık ya kasaplık et almış alayım diye giriyorsa, o kişinin ortak olduğu 7 kişi ise 7'sinin de kurbanı batıl olur. Kesmemiş olurlar. Aman ortaklarınıza dikkat edin. Ortaklarınızı tanıyacaksınız. Ervahını bileceksiniz. Sağlam, samimi, inanmış, ibadet maksadı, Allah'a yakın olma gayreti içinde olan kardeşlerimizi iyi takip etmek lazım, iyi bilmek lazım. Bu 7 kişi, 6 kişi neyse 5 ortak olanların hepsinin kurbanının başında bulunması şart mı? Değil. Yok değil, şart değil, şart atma ya arkadan. Öyle atıyor. Allah selamet versin. Şart olur mu ya? Vekalet verirsin, bir kişi keser, sen nerede olsun ol. Bağda, çayırda, bayırda. Öyle bir şart yoktur. Birisi kesse, çünkü 7 kişiyle 7 tane bıçakla saldıramaz bu hayvana. İlla biri kesecek yani. Bunun da tabii izahı budur, başka türlü olmaz. Tasarruf. Hepsinin tasarrufa hakkı var ama kesmek bir kişiyle olur. O da vekalet verirsiniz.
Ya Rabbi bu hayvana ortak olanların hepsine vekaleten Bismillahirrahmanirrahim. Hadise bu. Bu kadar basit. Hocam düşmekte doğru da yanında bulunacaklar. Şart değil yani, şart değil. Kardeşim şart değil. Yani eyvah yanında bulunmadım kurbanım batıl oldu diyebilir misin? Mesele budur ya. Şart değil. Sevaptır, hoştur ama şart değil. Bak şart başka, sevap başka. Bunları yanlış anlamayalım yani. Milleti bağlamayalım bir kurbanın başına yedi kişiyi. Belki bana adamın işi var gider bir yere ya. Olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Peki şimdi gelelim bu hayvanın etinin taksimine. Şimdi efendiler, tasarruf yetkisi dedik. Yani herkes buradan eşit paylarla, tabi adaletli bir taksimat var, payını alacak. Ancak bugün büyük bir kavga var kurbanlar üzerinde. Bu kavganın adı nedir? Pos kavgası, pos, pos. Deri kelimesi az geliyor, pos kavgası. Efendiler bakın, yani kurbanın eti üzerinde kavga yok da derisi üzerinde kavga var. Bunu galiba bu batıl anlayış ve kavga şuradan çıkıyor. Eskiden çocukları medreseye, hocaya verirken ne derlerdi? Eti senin, kemiği benim. Aynı uygulamayı şimdi kurbanın eti bizim, derisi hava kurumunun. Lan ne çıktı bu ya? Aynı bak o eski hava, eski kafa. Ya kesilen kurbanın eti kiminse derisi siz söyleyin. Derisi onundur. Kimse karışamaz. Yani Allah-u Teala'nın bu konuda kurbanın eti hakkında nasıl etleri kesile dağılacak, eti ne olacak diye açıklaması var da derisi ne olacak diye açıklaması yok mu? Var, bütün kitaplarda var. Ha Allah deseydi ki, Allah'ın Resulü deseydi ki kurbanınızın eti şöyle olacak, şöyle dağılacak, şöyle kesilecek, şöyle paylaştırılacak ama derisine karışmıyoruz deseydi ne yaparsa yapardım. Etiyle ne kadar hüküm koymuşsa derisiyle alakalı da hüküm var. Yani hiç kimse Türkiye'de hiçbir kurum, kuruluş, şahıs, örgüt, dernek, hiçbir örgüt kuruluş Müslümanların ibadet maksadıyla kestiği kurbanın etine karışamadığı gibi siz söyleyin derisine de karışamaz. Hadise budur. Yani eti deriden ayıramazsınız, deriyi etten ayıramazsınız. Yani bu kavga nerede? Dünyanın en büyük cahillik kavgası Türkiye'de yapılıyor. Genelgeler yayınlanıyor, efendim tamim yayınlanıyor. Ya bir derinin üzerinde bu kadar, affedersin, boğuşulur mu? Ayıp, adam utanır ya. Müslüman kesmiş ibadet maksadıyla. Burada siyaset yok, ticaret yok. Mümkün değil. Deriyi bir adam kurbanının derisini satıp parasını cebine koysa kurbanı batıl olur. Kesmemiş olur ya. Yani. Öyle de müeyyide var kitaplarda. Yani satmı. Bak ticaret yok burada. Yani kurbanda ticari gaye yok. Başka bir gaye yok. Sırf Allah'a ibadet gayesi var. Allah'a ibadet maksadıyla kesilen koyunun etini derisinden, derisini etinden ayıramazsınız. Etini hangi gaye için veriyorsanız derisini de o gaye için vereceksiniz. Hadise budur. Bu ayrım nereden geldi? Hangi cahil çıkarttı bunu? Türkiye'de bu cehalet kavgasını kim çıkarttı? Yani hayvanın, kurbanın derisiyle alakalı fıkıh kitabında bir yazı, bir kayıt yok mu ki araya kurum murum bir şeyler giriyor? Kiminle karışmaya hakkı var? Kimin ne hakkı var buna karışmaya ya? Ben bunu anlayamıyorum. Kurban benimse ben istediğim yere veririm, vermem. Yani kim buna kanun koyabilir? Yani inançlara, ibadet esaslarına kim baskı yapabilir? Kim dayatabilir? Kim diretebilir? Hangi insan bunu yapıyor? Bunlar çok vahşi kişiler. İnsan haklarına saygısız, insanın inancına saygısız, insanın ibadet hukukuna saygısız insanlar. Bu asırda böyle kafalar varsa evvela onları kurban etmek lazım. Ki onlardan kurban olmak istediği gibi yani. Allah-u Teala kabul etmez öyle bir kurbanı. Çünkü kurbanlar sağlam olacak, bir gözü kör olmayacak, kulağı kesik olmayacak, dişleri dökük olmayacak, kaburga kemikleri çıkmış, kesim yerine kadar götürülüyor, zayıf olmayacak bunlar. Hep zayıf, kesik, kırık, dökük bunlar. Hiç olmaz. Efendi ise camiye verilir, kursa, talebelere, fakirlere, yoksullara, İslami anlamda ama.
Yani dini mahiyeti olan, bakın çünkü kurban niçin kesiliyor? Dini emir olduğu için. O halde derisini de dini mahiyette olan yerlere vereceksin. Dini, bak kelime var burada. Ne de dini, İslami bir hareket, oraya vereceksin. Yani bunu anlamamak için çocuk olmak lazım yani. Pekala, bunu da arz ettikten sonra bu derileri de dediğimiz gibi işte İslami çalışmalara, İslami hareket, talebeler, kurslar, imam hatipler, cami inşaatları, işte bunlar bir kaynak teşkil ediyor. Yani ibadet maksadıyla kesilen kurbanların derileri ibadet maksadını taşıyan yerlere verilecek. Bak iki kelime, ibadet maksadı taşıyor. Namaz gibi, İslam gibi, Kur'an gibi, bu gibi hizmetleri, bunları yani isim, şuraya verin demeye ne hacet, herkes bilmesi lazım bunları. Hala bir Müslüman kestiği kurbanın derisini nereye vereceğini bilmiyorsa, vay o Müslümanın başına. Hala anlamamışsa, hala kimlerin kimler olduğunu fark edememişse, vay o Müslümanın beynine başına. Sormayın bunu, utanıyorum vallahi ya. Hiçbir çevrenizi görmüyorsunuz, kimdir, kimdir sıddık, kimdir zındık. Hepsi belli, herkes birbirini, herkes tanıyor birbirini ya. Evet, gelelim kurbanın sevabını arz etmeden geçmeyeyim. Bakın çok mühim bir hadis okuyacağım. Kurbanla alakalı, kurbanın bereketi ve sevabı, ücreti, manası. Hanefi mezhebinde bir de bir nokta daha var, onu söylemeden geçmeyeyim, çok yanlış anlayışlar var. Kurban kesmek için, demin dedim, Müslüman olacak bir, kurban kesmeye muktedir olacak iki, üçüncüsü siz söyleyin, mukim olacak, mukim. Seferi adamdan Allah kurban istemiyor. Kurban bayramının birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, eğer sefere gitmişse, ne demek sefer? 90 kilometreyi aşan bir mesafeye 15 günden fazla kalmamak niyetiyle giden adama İslam'da ne denir? Seferi denir. Seferi, yol, yolda demek. İşte böyle olan bir Müslümandan Allah kurban kesmeyi ona teklif etmemiş. Seferi adam. Seferde sıkıntı var, gittiği yerde ne olur ne olmaz, düşer, kalkar, çalınır, çat bir şey, başına bir şey gelir. Ama her türlü ihtimali Cenab-ı Hak nazara alarak kurban külfetini seferi Müslümana siz söyleyin, yüklemiş mi yüklememiş mi? Yüklememiş. Öyleyse bundan kurban, ha diyelim ki gitti seferi, babasının yanına gitti seferi, annesinin köyüne gitti seferi, keserse sadece kestiği kurban ne olur? Nafile kurban olur, nafile. Eğer mukimken kesseydi ne olurdu siz söyleyin? Vacip. Bak vacip başka, nafile başka. Seferde keserse kurbanı sahih olur mu? Olur. Caiz olur mu? Olur. Ama sıfatı değişir. Vacip kurban değil, siz söyleyin, nafile kurban. İkisinin derecesi sevabı bir mi? Haşa bir değil. 100 bin nafile kurban bir vacip kurbanını bacağı etmez, bacağı. Derece bakımından yani. Çünkü biri emre uymak, biri de serbest. Bak, çok mühim bir noktadır bu. Onun için sefere gidecek kardeşlerimiz varsa birinci gün kesin geçsin. Sevabı çok mühimdir. Vacip kurban başka, nafile kurban başka. Aman karıştırmayalım. Mesela teheccüd namazı kılmak farz mıdır, nedir, ne değildir? Nafiledir. Bir adam 50 sene hiç kaçırmadan gecenin 1/3'ünden sonra kalkıp nafile namaz kılmış olsa 50 yıl, 50 yıllık nafile teheccüd namazının sevabını terazinin bir gözüne koysa, öbür gözüne de bir vakit sabah namazının 2 rekat farzının 1 rekatını koysa çekip aşağı al, hepsine ağır gelir. Biri farz, biri nafile. Aman işi kaçırmayalım meseleleri. Fıkıh ilmi bunu böyle ifade ediyor. İlim bu. Sevabını hemen şu hadisi, bir 5 dakikanızı alayım mı, ne diyorsunuz? Hadisi okuyayım, okuyup keseceğim. Kale eshabu Rasulillah, bakın ne kadar sahabe, ne kadar müstesna insanlar, Rıdvanullahi aleyhi mecmain, ne güzel soruyorlar peygambere. Sordular ki, eshabu Rasulü, Allah Resulü'nün ashabı sordular. Ya Resulallah, ma hazihil udahiyyu, bu kurbanın birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün kestiğimiz bu hayvanlar ne, niçin kesiyoruz? Nereden çıktı? Soruya bak. Kale, Resulullah buyurdu ki, sünnetü ebiküm İbrahim. Ne demek? Atanız İbrahim'in sünnetidir.
İbrahim deyip geçmeyelim. Eğer vakit olsaydı muazzam daha bu Hazreti İbrahim'le, İsmail'le alakalı kurmanla çok müthiş ayetler var. Vakit yok diye atladım onları. Sünnetü ebiyküm İbrahim. Yani İbrahim aleyhisselamdan çıktı. Neydi bunun sebebi? Oğlu İsmail'i rüyasında Allah kurban etmesini istedi mi istemedi mi? O da tam teslim oldu. İsmail de teslim oldu. Yüzünü yere koydu bıçağı çalarken Allah'ın o teslimiyet tablosu o kadar hoşuna gitti ki cennetten muhteşem bir koç geldi. İşte ondan beri geliyor kurban. Onun yolunda, sünnetinde olan. Kalu, bu sefer sahabe yine sordu. Fema lena fiha, bu kestiğimiz kurbanlardan bize bir sevap, mükafat, ecir var mı? Bizim elimize ne geçecek ya Resulallah? Ne güzel sormuşlar. Fema lena fiha, bu konuda bize ne var? Kale, Allah Resulü buyurdu ki, bi külli şaaretin hasene, o kestiğiniz kurbanın sırtında, derisinde ne kadar kıl varsa, kıl, her kıl karşılığında bir iyilik etmenin sevabı var. Her kıl, vallahi hadis öyle geçiyor. Arapça şair, şair demek kıl, tüy. Bir külli şaare, her kıl karşılığında. Ne var? Hasenetün, sanki fakire sadaka vermiş gibisin. Şu dehşete bak. Acaba hayvanın sırtında ne kadar kıl var? Onu saymak hiçbir kompütür, bilgisayar bile sayamaz. Nasreddin Hoca merhuma birisi bu ziplik olsun diye mi, şaka olsun diye mi demiş hocam, gökyüzünde ne kadar yıldız var, kitaplarda yazar mı? Demiş ki tabii yazar oğlum, gökyüzünde yıldızların demiş sayısı bellidir. Ne kadar? Benim eşeğimin kuyruğundaki tüyler kadar demiş. Hocam eşeğin kuyruğundaki tüyler ne kadar olduğu belli mi? İşte demiş o da belli değildir. Yavrum niye bunu soruyorsun? Ne bileyim ben? Şimdi kurbanın da derisinde ne kadar tüy var bunu kimse amaç, Allah biliyor ama. Allah'tan izin almadan, Allah'ın ilminde olmadan bir kıl yeşeremez, büyüyemez. Böyle inanıyoruz. Hocam bizim bizden sırkar diğer ağzına Arabistan'da vurman kestiler. Bak hiç biz de bunu görmedik tabii. Vurman... Vekalet vereceksin. Kendini kes bile vekalet. Vekalet ne caiz bu da? Aynen zekat gibi. Zekatı bir adam kendisi de verebilir. Kendisine vekaletin birisine verip o da götürüp verebilir. Kurban da tabii öyle olur yani. Kalu, bakın sahabe bir şey de uzatmayacağım. Sahabe bir daha sordular. Fesufu ya Resulallah. Sen kıl dedin ya Resulallah. Bu kılla alakalı. Kıllı hayvanlarla alakalı dedin. Peki fesufu, kestiğimiz hayvan yünlüyse, bak yün, Arapça suf yün demek. Yünlü hayvanlar, hangileri siz söyleyin? Koyun ve benzerleri. Yünlü hayvanları kesiyorsak onlara mükafat ne, sevap ne? Kale, Allah'ın Resulü buyurlar. Bi külli şaareti mine sufi hasene. Her bir yünün, yünü teşkil eden tüylerin tamamı için bir hasene. Ancak bunun bir külfeti var. Hemen söyleyip kapatıyorum. Bir külfeti var. Biliyorsun İslam'da her nimet neye karşılıktır? Külfete karşılıktır. O halde kesilen kurbanın başta kanı, kan, evvela kan, hayvandan, kurbandan evvela ne çıkıyor? Kan çıkıyor. Ondan sonra sırayla bağırsaklar, parçalar, eczası, aksamı vesaireleri, işte ayağı, tırnağı neyse, ne çıkarsa çıksın, onların tamamını toprağa gömmek hususunda maalesef dikkat edenimiz çok az. Canım ne olur dikkat etmesek, kanı çiğnense ne olur, bağırsakları atılsa ne olur, kediler, köpekler aşırsa ne olur, kurbanın sevabından tek sevap alamazsın. Silindi gitti işte, gördün mü? Hadise budur. Sevap mı? Kurbanım sahih olmaz mı? Olur, kurban kes. Hani kurban borcunu ödemiş olursun, fakat defteri aman tek sevap göremezsin. Tüyüne, tüsüne, parçasına, bağırsağına, her şeyine kadar kurbanın eczasını gömeceksin. Çünkü hayvanların da Allah adına kesilenleri, Müslümanlardan cephede, savaşta Allah adına ölenlere ne diyoruz? Şehit. Hayvanların da şehidi kim oluyor? Kurbanlar, gömeceksin. Çekin atmayacaksın. Şehit gömülür. İslam'da şehit biliyorsunuz kanlarıyla beraber gömülür. Yıkanmaz. Şehitler yıkanmaz. Şehitlere kefen giydirilmez. Aynen palaskasıyla, potiniyle, üstüyle, başıyla gömülür. Kurban da böyle olacak. Aman ha, ihmal etmeyelim. Sevapsız kalmayasınız da söylüyorum. Allahu Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Kurban kesmeye, kurbanın sevabına ulaşmaya bizi muvaffak eylesin. Amin. Ve böylece, neyse vakit kalmadı, hiç uzatmayalım. Çıktıktan sonra, dersten sonra. Anlattım onu mükün yani, işini uzatmayalım, basit şeylerle, vakit kalmadı. Böylece inşallah kurban konusunu anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Kardeşler,
iki hususu da arz edip ineyim. Birisi, Umraniye müftülüğümüzün bir problemi var. Müftülüğe bağlı bir Kur'an kursumuz var. Kız Kur'an kursu. Mustafa Avni Kur'an kursu. Santral'da o yoğun elektrik şebekesinin bulunduğu bir yer var Santral'da. Orada bir 5 katlı kız Kur'an kursu. İnşaatı kabası yapılmış, bitmiş, tamamlanmış ama henüz içine girilmemişti. Hiçbir iç aksamı yapılmamıştı. Yeni gelen müftü kardeşimiz gelir gelmez oraya hemen bir hamle yaptı. Evvela doğal gaza bağlı bir kalorifer tesisatı 5 kata bağlattı. Ama tabii bütünüyle de borçlandı, harçlandı, çek vermiş, selep vermiş. Hakikaten sıkıntılı bir durumdadırlar. Bana da dediler ki hocam senden biz dediler 100 milyon bekliyoruz. 100 milyon bulacaksın. Nereden bulursan bul. Yani bankayı soysam da mı dedim. Soysan da dedi. Ulan hoca banka soyar mı? Ama cemaatimi soyacağım yani. Allah razı olsun. Böyle bir destek sağlayalım. Bugün yine göndermişler, makbuz göndermişler. Kaymakamlığın müftülüğün emriyle. Çıkarken elden gelen yardımı yapmadan Allah için çıkmayın. Rabbim hepinizi bağışlasın inşallah. Bir de Naim Karaman hocam yazı ve selam göndermiş. Onların Akşemseddin Vakfı diye çok güzel vakıflar var. Talebelere vesairelere çok bir hizmet sunuyorlar. Onların bir mecmuası, Beytullah'ın som altından kapısını da mecmuanın kapağına baskı yapmışlar. Beytullah'ın kapısı bu. Bu dergiden çıkarken birer tane kardeşlerimiz alsın diye söylememi istemişler. Allah bundan da hepsinden, hepinizden, çalışandan, gayret edenlerin tümünden Rabbim razı olsun. Hak Teala cümlemizi davayı din-i İslam yolunda muvaffak eylesin. Amin. Bir de kardeşlerimizin içinde sakal bırakanlar var, dua talep ediyorlar. Allah-u Teala bu vesileyle sünnet olduğu için ibadet maksadıyla sakal bırakan kardeşlerimi Habibullah'a komşu eylesin. Amin. Yine bu vesileyle cemaatimizden dua talebinde bulunan hastalarımız var. Allah içimizdeki iyiler hürmetine bu dua talebinde bulunan hastalarımıza